Denizli'de yaşayan 58 yaşındaki Ahmet Aklam, aynı marka ve model olan 17 adet otomobili 14 yıldır koleksiyon olarak topladığını ve iki aracını ise gösteri ve yarışlarda kullandığı, gözü gibi baktığı otomobillerin ilk defa kapılarını gazetecilere açtı. Türkiye'de belirli sayıda kalan otomobilleri için kendisine özel yüzüğünü dahi yaptırdığını ve bu zamanda kadar başka hiçbir yüzük takmadığını anlattı. Denizli'de yaşayan 58 yaşındaki Ahmet Aklam, eski koşucu olduğu için hızı çok sevdiğini, belirli bir yaşa geldikten sonra 2007 yılında araştırdığı bir otomobili hız konusunda dünyada en iyilerinden olduğunu öğrendi. Aynı marka ve aynı seri otomobili gün geçtikçe tek tek alarak tam 17 tane araç toplayan Ahmet Aklam, bir koleksiyon haline getirerek otomobillerini bir garajda topladı. Bunu 2007'de başladım ben. 2007'de kendim ben eski koşucuyum, 100 metreciyim. Hızı çok seviyorum. Ama tabii ki bu hız derken limitsiz değil. Öyle bir hız olmalı ki kimseye zarar vermeyesin. Yani bu hızlı araç kullanma anlamında değil. Ama hızlı olmayı seviyorum. Onun için bu araçları araştırdım. Bu marka araçların 1.6 cc'de dünyada en iyisi olduğunu öğrendim. Tek tek bu zamana kadar 15 tane ruhsatlı iki tane de yapılabilecek, yani ruhsatsız iki tane de yarışları konabilecek şekilde araçları tek tek topladım. Ve bu gördüğünüz garajda yıllardır kapalı alanda. Yağmur yaşık görmeyecek şekilde. Evimde de götürdüğüm arabayı kapalı alanda tuttuğum için bu araçlar şu anda en iyi şekilde korundu. Benim 8-10 sene önceki yaptığım modifiyeler ve bunları yaptığım uğraşlar şu anda herkesin dilinde. Bunu sadece bu seriyi bilenler veya Honda'yı bilenler bilirler. Ama bunu ben isterim ki herkes bilsin. Çünkü bunlar efsane artık. Türkiye'de 45 kadar bir araba, 40-45 kadar araba kaldı. Bunun 15'i bende, 2'de yapılması gereken araç var. 17 tanesi bende. Biz bu araçların yedek parçalarını hepsini burada saklıyoruz. Orijinal yedek parçalarını. Şu anda diyorum ya, Türkiye'nin tabiri caizse babası benim. Şu bir gerçek, benim burada Türkiye Şampiyonası'nda yarıştığım arabam var. Özel motoru modifiyeli. Ki trafiğe çıkmam onunla hiçbir zaman. Bu aracı yapan arkadaşlarımız var ve yaptırıyorlar. Ki artık bunların zamanı geldi, efsanelerin. 7.1 saniyede 100 km hızı ulaşıyor. Bu gençler için birebir, ama tabii ki 930 kilo ağırlığındaki bir aracın bu hızla gitmesi, 240 ibre var, 240'ını basabiliyorsun. Ama bu bilinmesi amacıyla en fazla ölüm veren araç bu, dünya çapında. Ve bir daha da üretileceğini zannetmiyorum. Bu bir aşktır. Bu araba gerçekten bir aşktır. Ben bu yaşıma kadar hiçbir kadın bana yüzük taktırmadı. Söz yüzüğü daha takmadım ama bununla beraber şöyle Honda marka bir yüzük altından kendim yaptırdım ve kendim taktım. Bu da benim için onurdur, şereftir. Ha dersen ki bazı arkadaşlar satalım diyor. Ben bunun değerini bilecek insanlar olursa koleksiyonumu bozmayacak, arkamda gözüm kalmayacak bir arkadaş olursa ben bunu verebilirim. Bilmeyen birine bu araçları sadece alım satım içinse 1 milyon dolar verseler de vermem. Benim istediğim şey benim kadar değerini bilecekler. Artık belirli bir zamana geldim. Honda'dan başka araç hiç binmedim. Bilmem de. Bu araçlardan başka da hiçbir araca binmedim. Camların arasında var mı öyle bir şey? Bak, yüzük olayını arkaya şey açacaksın. Kicker veya şey. Thank you.
Diğer dinamolar var. Burada şanzımanlar var. Şanzıman ve şeyler.